Üniversiteler bilginin üretildiği yerlerden birisi ve hatta belki lokomotifi diyebiliriz. Tarihsel sürece baktığımızda üniversiteler bir işte öğretim kurumları, bir taraftan da akademik çalışmalar yani bilgi üretiliyor ve bu bilgi yayınlanıyor. Özellikle 1980'li yıllardan sonra bu serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması ile birlikte başta Amerika üniversiteleri olmak üzere gelişmiş olan ülke üniversitelerinde bilginin sadece üretimi ve yayınlanması değil, buna ilave buradaki üretilen bilginin ekonomiye kazandırılması ve ticarileştirilmesi gündeme geldi. Bunun hukuki altyapısı Amerika'da ilk defa ortaya çıktı, Bayh-Dole yasasıyla. Ardından Avrupa bu konuda adımlar attı. Ülkemizde de buna dönük hukuki düzenlemeler yapıldı. Bu bilginin ekonomiye kazandırılmasının bazı adımları var. Bir, bilginin üretilmesi gerekiyor. Yani üniversitelerde bilgi üretimi yapılması lazım. İki, tabii teknolojik bilgiyi konuşuyoruz. Burada patentlenebilir bilgiden veya ticarileşebilir bilgiyi konuşuyoruz. İkinci adımda bu bilginin hukuken koruma altına alınması. Yani patent, faydalı model ve benzeri. Ondan sonra belgelenmesi lazım bunun. Hem ülkede hem de yurt dışında. Üçüncü ayakta da bu bilginin ticarileştirilmesi gerekiyor. İşte bu son ayakta TTO kavramıyla karşılaştık. Teknoloji Transfer Ofisi kavramıyla karşılaşıyoruz. Dünyadan mülhem, Amerika, Avrupa'dan ilham alınarak Türkiye'de de dediğim gibi üniversitelerdeki üretilen bilginin koruma altına alınması, alındıktan sonra da ekonomiye kazandırılması, ticarileştirilmesi için bir takım yapılar oluşturuldu. Bu tabii biz Türkler bir şeyi hiç dikkate almayız ama alınca da onu çok fazla böyle abartırız. Burada da aynı şey oldu. Eskiden hiç TTO yoktu Türkiye'de. Patent Effect'in yaptığı bir çalışmada 2020 rakamına baktığımızda 144 adet TTO var. Bugün 150 sayısını muhtemelen aştı. Elimizde tam net sayı da yok ama 2020'deki sayı 144. Bu gerçekten de kaynak israfı. Bunların bir kısmı TÜBİTAK'ın destekleriyle ayakta duruyor. Bir farkındalık oluşuyor belki ama olmayan, üretilmeyen teknolojik bilginin transferi nasıl yapılacak? Bunun tekrar dizayn etmek lazım ve benim düşüncem şu, TTO'lar belli merkezdeki üniversitelerde, ODTÜ gibi, İTÜ gibi üniversitelerde yapılanması lazım. Diğer üniversitelerde bir teknoloji üretiliyorsa, bu çok az sayıda olacak zaten, buradaki TTO'larla işbirliği yapılarak bunun ticarileştirilmesi düşünülebilir. Yani burada bir bilgi havuzu, teknik bilgi havuzu ya da patent havuzu oluşturularak bunlar yine ticarileştirilebilir. Ama onlarca, yüzlerce TTO üzerinden bu yapılarla bu kaynak israfıdır ve bunun önüne geçilmesi lazım. Böyle bir problemimiz var. İki, gerçekten biz ekonomide işe yarar, para eder, ticarileşebilir bilgiyi nasıl üreteceğiz? Buna kafa yormak gerekiyor öncelikli olarak. İkinci adımda bunu koruma altına almak, ulusal ve uluslararası düzeyde. Ardından da bu ticarileştirme meselesi, ticarileştirme yapılırken de regülasyon buna göre ayarlanması gerekiyor. Türkiye'deki benim çalışan buluşları hukuku doçentlik tezimdir. Orada ben bu konuya temas ettim. TTO'nun yani üniversitede geliştirilen fikri ürünlerin ticarileştirilmesinin önünde bugün kanunlar var. Devlet İhale Kanunu. Bunu bir defa önünü açmak gerekiyor. Yani o fikri ürün üretilse bile, koruma altına alınsa bile bunun ticarileşmesi için hukuki rejimi buna göre kurmanız gerekiyor. Yine benim sürekli üzerinde vurguladığım sistem meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani siz sistemi öyle bir kurgulayacaksınız ki bir tesbihin taneleri gibi hepsini dizeceksiniz ve en sonunda bunları birbirine bağlamak durumundasınız ki sistem bir bütün hale gelsin ve kurgulanmış olsun.